Ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün ve siyasetten uzaklaştırma siyasi yasak kararı ile ilgili durum. Malum bugün Altılı Masa'nın liderleri İstanbul Saraçhane'de yapılacak mitingde bir araya gelecekler. Bunlar kendi içindeki etkinlikler dışında ilk kez birlikte görüntü de vermiş olacaklar. Bu karar dolayısıyla oluşan tepkilerin ortamında. Bu da dikkat çekici bir gelişme ayrıca. Biz bu mitingden önce verilen tepkilerin haberlerini derledik. Bu haberlerde sert tepkiler vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 milyonun iradesi gasp ediliyor dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aslında CHP lideri yurt dışındayken belediyeye bizzat gidip desteğini ortaya koyan ilk liderdi. Hatta orada hem İmamoğlu'yla hem de eşiyle kucaklaştı ve o kare günün en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu. Meral Akşener o kareleri de paylaştı sosyal medya hesabından. Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Yok, gülümsemeni sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı muhalefetin tepkisine çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya gezisini yarıda keserek ülkeye döndü. Soluğu İmamoğlu'nun yanında aldı. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değil. Mahkeme kararı açıklandığındaysa İmamoğlu'nun yanında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı. Twitter hesabından kul kurar kader gülermiş yazdı. Dikkat çeken bir kareyi de paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek için mevkidaşının yanındaydı. Kararı eleştirdi. İmamoğlu'na destek mesajı verdi. Hukuksuz bir karar. Ekrem Bey'in yanındayız. Bir hukukçu olarak daha iyi anlıyorum. Maalesef siyasetin gölgesinde kaldı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hükmü Altılı Masa'nın paydaşları tarafından da tepkiyle karşılandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Twitter üzerinden eleştirisini yönelten bir diğer isimdi. AK Parti'nin adliye temsilcisi haline gelmiş yargı mensupları bilmelidir ki hem İstanbullu hem tüm milletimiz iradesine sahip çıkacaktır. Ve Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararla ilgili olarak iktidar cephesinden yorumlar yargı kararıdır diyorlar ve o arada ki genel anlamda hukukçulara göre bir yıl sürecek istinaf mahkemesi Yargıtay yani hükmün kesinleşmesi veya süreç buna değindiler. Süreç devam ediyor vurgulaması yaptılar iktidar kanadından öne çıkan isimler. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. Sadece 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almadı. Bir de siyasi yasak kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemenin verdiği hüküm siyaseti ikiye böldü. AK Parti'den art arda benzer açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yargılama sürecinin devam ettiğini vurguladı. Kesinleşmiş karar olmadığına dikkat çekti. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır.
Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Bozdağ ile aynı önemli noktaya işaret etti. İmamoğlu'nun hakaret suçlamasından hüküm giydiğini hatırlattı. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım. Bir diğer grup başkan vekili Yılmaz Tunç ise hükümete yönelik eleştirilere tepkiliydi. İstanbul 7. Asya Ceza Mahkemesi'ne yönelik talimat iddialarına karşı çıktı. Karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Kararın iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz. İstinaf ve temiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen siyasi yasağı da içeren ceza kararı üzerine belediyenin önünde Saraçhane'de bir miting düzenlenmiş. Mitingde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer almıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar açıklandığında Almanya'daydı. Kılıçdaroğlu kararın ardından Almanya programını iptal edip İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu belediye başkanlığı makamında bir süre görüştüler. Burada Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na "Senin başkanlığında sorunların tamamını çözeceğiz," dedi. Almanya ziyaretini yarıda kesti. İmamoğlu havalimanında karşıladı. Almanya'nın başkenti Berlin'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararının ardından İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanı'nda Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindekiler havalimanından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına geçti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir süre sohbet etti. Biz haklı olduğumuz sürece senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın. CHP lideri İmamoğlu'na 16 milyon seni kucaklıyor dedi. Sayın Başkan hiç moralini bozma. Yok. Gülümsemeni sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararın ardından altılı masada Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasının ibresi de yerinden oynadı. Çünkü İmamoğlu'nun adaylığı konusu biraz geriye alınmıştı fakat birdenbire öne çıkmaya başladı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan Saraçhane'deki mitinge hazırlanırken liderler malum bir araya gelecek orada altılı masadan medyaya bu konuda sürekli demeçler veriyor, soruları yanıtlıyor. Bir soru da Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecini etkileyip etkilemeyeceği yolundaydı. Bu soruya verdiği yanıtı sizlere aktaralım. CHP lideri katıldığı canlı yayında dünkü gelişme adaylık sürecini etkilemez. Biz attığımız her adımın belli bir kararlılık ve bilgi birikimiyle ilerlediğini biliyoruz. Acele etmiyoruz. Altı liderin altında gerçekten güçlü kadrolar var. O kadrolarda akademisyenler var, emekli bürokratlar, eski yeni siyasiler var. Uzlaşılmayan konular varsa liderlere intikal edecek ifadelerini kullandı. Sanırız Kılıçdaroğlu'nun ne demek istediği konusunda bir daha bir soru sorulabilir kendisine bu yanıtı. Çünkü İmamoğlu'nun adaylık sürecini nasıl etkiler olursa aday tabii diye sorulmuştu. Kılıçdaroğlu da bu yanıtı verdi.